İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Aktör Framework serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde ve bir sonraki dersimizde iki tane kaldı. Kodlarımızı yeniden düzenleme çalışmalarına devam edeceğiz. Normal işleyişimize devam etmeden önce. Yeni bir proje ekleyerek başlayacağız. Öncelikle yukarıdaki dokümanları, açık olan dokümanların hepsini kapatıyorum. Ve Solution Explorer'dan Collapse All diyerek daha derli toplu gözükmesini sağlayıp yukarıdan Solution üzerindeyken sağ butona tıklayıp buradaki Add menüsünden New Project diyorum ve Class Library olacak tipi projemizin ve Framework olarak da Unity yüzünden .NET Framework 3.5 onu seçeceğiz. İsim olarak da Base'in içindeki bir kısım elemanları aktarmak maksadıyla olduğu için sevilgimoba.base.components ismini vereceğiz. Yani Base projesinin içerisinde component ile ilgili olan kısımları ayırıp bu projenin içerisine alacağız. O yüzden bu isimde bir proje oluşturduk. Hazır gelen class 1'i buradan kaldırıyorum. Ona ihtiyacımız yok. Ve sonra diğer Base projesini de şöyle açalım içindekileri görmek için. Çünkü bazı kısımlarını aktaracağız yeni açtığımız projemizin içerisine. API.b1 onun içindekilerle beraber komple onu alıp sürükleyip Base Components'un üzerine götürüp bıraktım. Kopyalanmış oldu. Birazdan bunu sileceğim yalnız. Nasıl olsa taşıdık. Components'ı içindeki Systems klasörünü alacağım sadece. Components üst klasörünü kaldıracağım tamamen. Çünkü bu şekilde iç içe olmasına gerek yok. O yüzden sadece bu Systems klasörünü alıp Base Components'un üzerine götürüp bıraktım. Böylelikle API V1 ve Components aktardığımıza göre o ikisini artık silebiliriz. Base projesinde bulunmasına gerek yok onların. Onları seçtim. Sağ butona tıklayıp Delete menüsünden onların ikisini birden sildim. Generated isimli klasöre de Base projesine ihtiyacımız olmayacak. Onu da oradan kaldıracağız. Biliyorsunuz onun içerisinde üretilmiş bir kodumuz vardı. Component Interface Generated C# dosyası. Onu da artık Base Components içerisinden kullanacağız. O yüzden onu da buradan kaldırıyorum. DLT ile o da gitti. Böylelikle Base projesi çok daha basitleşti. Bir takım işlemlerini Base Components projesinin içerisine aktardık. Son olarak burada taşımayacağım ama Base projesinin içerisinde şu infrastructure'ın içerisinde çok sayıda bulunan klasör ve dosyaların hepsini birden seçiyorum. Yani infrastructure'ın altında ne varsa şu packages.config'e kadar hepsini birden seçiyorum. Sonra hepsini beraber sürükleyerek Base projesini yine aynı projenin doğrudan doğruya root kısmına. Böylelikle onları infrastructure'ın içerisinden çıkarmış oldum. Dolayısıyla da artık ona da gerek kalmadı. Boş bir klasör. Onu da delete ile kaldırdım. Evet, Base projesinde yapacaklarım bunlardı. Şöyle minimize edecek olursak, o şekilde durursa Base Components'ta da diğer taraftan aktardığımız API V1 ve Systems burada gözüküyor. Onları da buraya aldık. Şimdi yapacağımız işlem Base projesinin içerisinde bir CSProj son kısmında Before Build kısmında yeni bir ilaveten bir işlem eklemiştik. Onu göstereceğim şimdi. Önce File menüsünden Save All diyelim. Sonra Base projesini Unload Project diyelim. Çünkü o CS proje dosyasını görmemiz için projeden geçici bir süreliğine ayırmamız gerekiyor. Aynı işlemi Base Components için de yapıyorum. Onu da ayırdım. Şimdi de sırayla önce bu sefer yeni projemizin üzerinde sağ butona tıklıyorum. CS proje ekrana getirdim. Şu an ekranda gördüğümüz. Sonra Base projesi esas oradan alacağız. Onu da ekrana getirdim. Ekranda şu anda sol tarafta Base projesinin C# proje dosyası. Onu da şöyle aşağı doğru inecek olursak işte şu en son kısmında eklediğimiz o üretilmiş kod olan en son kısımda şu Component Interface Generated C# dosyasının üretilmesini sağlayan şu eksi satırını buradan komple Ctrl X ile kesiyorum. Burayı eski haline getireceğim. Artık Base projesinde olmayacağı için bu işlem. Şuraya bir comment koyalım. Ve alt kısımda da kapatmasını yapalım. Burası böyleydi zaten.
eski haline getirdik. Ctrl C'ye kaydettim. Bunu kapattım. Şimdi yeni projemiz Base Components projesi. Onun CS proje dosyasında aynı yere geliyorum. Bu sefer tersine onda commented yapılmış olan bu son kısmı kullanımı açıyorum. Ve sadece before build içerisine diğer taraftan kestiğim aynı access satırını buraya getirip koyduk. Fakat bir tek değişikliğimiz olacak. Base Components projemizde şu MS Build This File Directory'den sonra Components isimli bir ayrıca bir klasör olmadığı için onu buradan siliyorum. Yalnız arada muhakkak bir tane boşluk bırakıyoruz. Çünkü biliyorsunuz MS Build This File Directory'nin sonunda zaten kendi içinde bir backslash var. Onun yanına bir de bu kod biliyorsunuz çift tırnak peş peşe olursa escape karakteri olur. O yüzden arada bir tane boşluk bırakıyoruz. Ctrl C ile kaydettim ve kapattım. Şimdi artık projeleri eski haline getirebiliriz. İşlemlerimizi tamamladık. Yani CS projelerle ilgili işlemleri. O yüzden sırayla önce base projesini reload project diyorum. Sonra da yeni oluşturduğumuz base components projesine de reload project diyorum. Base Components projesinde bir bağımlılık oluşturacağız. Bunun için Sabiton'a tıklıyoruz ve oradaki Build Dependencies kısmından Project Dependencies'i açıyoruz. Orada seçeceğimiz diğer proje Sebilgimova Tools projesi. Şu alttan ikinci sırada onu seçiyorum ve OK düğmesine tıkladım. Bir başka işlem şimdilik yine bu Base Components için. References kısmında sağ butona tıklıyorum. Buradaki Add Reference kısmından Sebilgimova Base projesini seçiyorum ve OK düğmesine tıkladım. Yine sıradan yaptığımız bir başka işlem bu yeni eklediğimiz Base Components projesi yüzünden. Şu client'tan başlayarak en alttaki web projesine kadar sadece datayı hariç tutarak hepsini referans olarak hepsine base components'ı ekleyeceğiz. Client'tan başlayalım. Client projesinin references üzerindeyken sağ butona tıklıyoruz. Add reference diyoruz ve oradan base components'ı seçiyoruz. Bunu hepsi için tek tek yapacağız. Client'i yaptık. Client console yapıyoruz. Add reference, base components. OK düğmesine tıklıyoruz ve sırada console'dan sonra Client Unity var. Aynı şekilde References, Set Reference, Base Components, OK. Datayı atlıyoruz. Ona gerek yok. Launcher'dan devam ediyoruz. Bunları ekledikçe bir yandan da hataları arka planda azalıyor. Aslında şu Solution Wide Analysis özelliğini de açacak olursak bunu aslında biraz daha önce açmış olsaydım hata sayısını daha çok olarak görecektik. O bir yandan hesaplamasını yapsın. Launcher'ı yapmış mıydık? Base Components yapmışız. Sonra Server var. Yine Add Reference, Base Components, OK. Birkaç tane kaldı. Server Master. Onun için de gerekli. Base Components referans olarak. Bundan sonrakilerin hepsini yapacağız artık. Server Region, onu da ekledik. Test projesi, ona zaten lazım. Add Reference, Base Components ve son olarak web projesi için de gerekli olduğundan dolayı ona da referans olarak Base Components, daha doğrusu Base'in olduğu hepsi için Base Components'ı ikiye ayırdığımızdan dolayı onu da beraberinde ekledik referans kısmına. Şu anda eğer hata sayısına bakacak olursak sadece 3 tane hata gösteriyor. Onları da düzelteceğiz şimdi. Öncelikle bir takım değişiklikler yaptığımız için File menüsünden Save All demeyi unutmuyoruz. Bunu ara sıra yapacağım. Bir başka yapacağımız işlem namespace'leri düzenlemek. Şimdi mesela Base projesinde biraz önce şu gördüğümüz kalabalık grup Infrastructure folder'ın altındaydı. Bir tanesini açacak olursak, mesela build number C# dosyasını açacak olursam kendisine ait namespace tanımlamasında hala infrastructure kelimesi gözüküyor. Onu düzenlemek için ayrıca ReSharper'ın bir özelliği olan adjust namespaces özelliğini kullanacağız. O bunların hepsini düzeltecek. Onu yapalım. Solution üzerindeyken sabit ona tıklıyoruz. Buradaki refactor kısmında adjust namespaces komutunu veriyoruz.
pek çok sayıda değişiklik yapacak. Next düğmesine tıkladım. Şu anda yapıyor değişikliklerini. Birazdan şu infrastructure'ı buradan kaldırıldığını göreceğiz zaten. Evet, işlemini bitirdi. O biraz önceki dosyamız şu build number dosyası. Gördüğünüz gibi base.infrastructure kaldırıldı. Normal şekline döndürüldü. Pek çok sayıda dosyada değişiklik yapıldığı için file save all diyoruz tekrar. Bir başka yapacağımız işlem, ReSharper'ın da denetleyemediği birkaç tane base.infrastructure var. Onları bulduracağız. Ctrl-F'ye basalım. Şu arama menüsünden base.infrastructure yazıp entire solution, tüm proje içerisinde bir sonrakini bul dediğin zaman update build info içerisinde var. Bir, onun şu infrastructure'ını kaldırıyoruz. Doğrudan doğruya base.build number. Bir başkası, bunlar yan yana zaten. Yani proxy code generator içerisindeki infrastructure'ların ikisini birden kaldırıyoruz. Onlar da artık gerekli değil. Ctrl-S ile kaydettik. Başka yok. Arattıracak olursak bulamayacak. Onları da ellen düzelttik 3 tanesini. Şimdilik son olarak bir de şuradan denetleyelim. 3 tane error hata var diyor. Üzerine tıkladığımız zaman Client Systems 2 tane var biliyorsunuz. Bir tanesi Client Unit içerisinde, bir tanesi de Server içerisinde. Bu Client içerisinde olanın şu satırı artık gereksiz. Ctrl-X ile onu silip Ctrl-S ile kaydettim. 2'ye düştü hatamız. Hatta 1'e düştü. Bir tanesini biraz önce düzeltmiştik. Bazen tam yakalayamıyor sayıyı. Bir tane kaldı, ona tıkladım. O da yine söylediğim gibi Server'ın içerisindeki Client Systems'daki using ifadesi şu. Base'de generated yok artık biliyorsunuz. Onu base components'a aktardık. O yüzden bunu kaldırıp Ctrl-S ile kaydediyorum. Hatta file save all diyelim yine. Ve sağ köşeye bakacak olursak şu anda herhangi bir hata kalmadı tüm proje içerisinde. Tam bu aşamada aslında yapmamız gereken başka işler de var ama genel olarak bir düzenleme yaptık. Bir projeyi iki proje şeklinde döndürdük. Bazı dosyaları aktardık. Namespace'leri düzelttik. Hataları giderdik. Şu pozisyondayken bir commit yapalım Bitbucket sitesine. Source tree'yi açıyorum. Onu açtığım zaman zaten ilk yapacağı iş değişiklikleri denetlemek olacak. Şu gördüklerimiz. Bir isim verelim. Edit New Project üst üste iki nokta base.components isimli yeni bir proje eklemekle ilgili değişiklikler. Değişiklikler hemen uygulansın dedikten sonra önce stage all diyoruz. Bunlar yukarıya aktarılsın. F5'e basıp görmediği bir değişiklik olmadığını anladıktan sonra commit diyorum ve bunları karşı tarafa gönderiyoruz. Bitbucket sitesindeki yerine gönderdi. Bunu kapattık. Source tree'yi şimdilik kapatıyorum. Sonra gerekirse tekrar açacağız. Şimdi burada aslında Bitbucket'la ilgili yani Git'le ilgili bir işlemimiz daha var. Onu şöyle gösterelim. Öncelikle Bitbucket sitesine bir girelim. Orada projemizi biraz önce yeni bir commit de yaptık. Eğer size bilgim olmaya tıklayacak olursak. Şu sağ köşede gözüküyor. En son yaptığımız commit işlemi. Edit new project base components diye. Source'a tıklıyoruz. Orada göstereceğim birkaç örnek yer var. Olayı anlatmak için. Source klasöründe. Mesela testtekini göstereyim. Sebebi MOBA test projesinde şu generated yani üretilen kodun içine konulduğu klasöre girecek olursak orada component interface generated C# dosyası var. Aslında bu dosyanın gitmemesi gerekiyor. Çünkü bu Bitbucket sitesinden source code bir bilgisayara, build bilgisayara hangisi ise TeamCity'nin olduğu bilgisayar olabilir veya doğrudan TeamCity olmasa bile bir bilgisayara indirildikten sonra derleme yapıldıktan sonra oluşacak olan bir dosya. Yani bunun source kodların içinde olmaması lazım. Bunu birazdan işte bunu düzelteceğiz. Bunun gibi birkaç tane daha var. Mesela henüz yok ama web projesinde update isimli bir klasör var. Şuradan göstereyim. Web projesi içerisinde şu upload isimli bir klasör var. Uploadları içerisinde tutuyordu. Biz bunu hepten engellemiştik önceden. Bunu hepten engellemeyeceğiz. İçine bir geçici bir dosya koyacağız. O sayede bu upload klasörü commit edilecek ama
O bizim geçici dosya dışında başka hiçbir dosya, mesela şu anda 2 numaralı upload versiyon numarası bu. Onların hiçbirisi olmayacak. Yani sadece klasörü koymak için kullanacağız. Şimdi yapınca daha iyi anlaşılacak. Ben onu çalışmaya başlayalım. Projemiz açık. Mesela ilk olarak base components'ı yeni oluşturduk. Daha önce base projesinde, biraz önce sildim ben dersin başında, generated isimli üretilen kodun içine konulduk klasör vardı. Onu zaten sildik mecburen. Çünkü projeyi yeni bir proje haline getirdik. O yüzden bu base components projesinde add new folder, onu zaten yapacağız. O yüzden buraya generated isimli bir klasör açıyorum. Bu klasörün içerisine de şöyle bir dosya oluşturacağız. Add new item, kod kısmından code file diyelim. İsmini de nokta git keep diyoruz. Nokta işareti koyarak dosya oluşturmayı normal Windows File Explorer'da biraz daha dolaylı yoldan yapabildiğimiz için buradan daha kolay. O yüzden buradan oluşturdum. Fakat bu dosyayı nokta git keep dosyasını, ki bu sadece şu üstündeki generated isimli folder'ın commit edilebilmesi için, biliyorsunuz en azından içinde bir dosya bulunması lazım. Boş folder olamayacağı için commit işleminde. Bunun için kullanıyoruz. Yani sabitona tıklayıp exclude from project diyoruz. Yani onun projede gözükmesine gerek yok. Şu haliyle bakacak olursak buradan generated boş gözüküyor. Şimdilik istediğimiz de bu. Birazdan commit yaptığımızda bu karşı tarafa gönderilecek içindeki git keep prosesiyle beraber. Bunun gibi test içinde yapacağız. Yalnız onda generated içerisinde zaten üretilen kodun kendisi var. Bunu silebilirim. Sonra tekrar oluşturacağım. Daha doğrusu silmem lazım. DLT ile sildim. Ki Bitbucket sitesinden de silinsin. Yalnız demin yaptığımız işlemi burada da yapıyoruz. Yani new item deyip kod kısmından code file diyoruz. Ve buna da nokta git keep diyoruz. Ve bunu da yine exclude from project diyerek buradan kaldırıyoruz görüntü olarak. Bir başkası yine yapacağımız web projesi içerisinde, şu web projesinde upload isimli klasör. Onun içerisinde var bir tane. Bu dosyayı kaldıralım delete ile ve yine demin yaptığımız gibi upload'un içerisine add new item, kod kısmından code file nokta git keep ismini veriyoruz. Bu ismin çok bir önemi yok. Herhangi bir isim de olabilir ama bu en okunabilirlik bakımından en mantıklı isim. Bunu da yine git keep seçip exclude from project dedik. Son olarak bir de Unity'nin assembly'lerini yapacağız. Assemblies klasörünü. Yalnız ona geçmeden önce bu upload için yapacağım bir işlem daha var. O da şu: eğer belgelerinde projemize File Explorer'dan girecek olursak şu git ignore'u açıyorum. Orada daha önceden uploads klasörünü peşinen devre dışı bırakmıştık. Yani git içerisinde olmamasını sağlamıştık. Onu şimdilik siliyoruz. Yani uploads klasörünün ilk aşamada bir gitmesini istiyoruz. Gittikten sonra tekrar buraya engellemesini koyacağız. Ctrl-C ile kaydettim ve onu kapattım. Ve dediğim gibi son olarak bu sefer buradan yapamıyorum. Solution Explorer kısmından. Çünkü projenin dışında olan Unity ile ilgili bir kısım var. Size bilgim o projemizde şu: Unity'nin içerisinde client'ta, assets'te assembly'yiz. Bunun içerisine giriyorum. Bu biliyorsunuz projemizin Unity'nin kullanacağı yerelleri oluşturduğu kısım. Bunları her rebuild yaptığımızda oluşturuyor. Bunları komple bir siliyorum. Şimdi buraya yine bir git keep dosyası oluşturacağım ama biliyorsunuz ona izin vermiyor. Yani burada yeni bir metin belgesi oluşturulmasını isteyip de nokta git keep dersem bir dosya adı yazmalısınız diyor. O yüzden şöyle yapacağım. Bu dursun burada. Mesela biraz önce açtığımız, yine girelim projemize. Source'da mesela hangisi? Herhangi biri olabilir. Web'deki uploads'un içerisinde var. Şu git gibi buradan kopyalıyorum. Bu ikinci pencereyi kapattım. Neredeyiz? Yine Unity Client Assets Assemblies'in içerisinde boşalttık biraz önce. Bu git gibi buraya da yapıştırmış olduk. Böylelikle bu Assemblies klasörü de İçi boş olmasına rağmen sadece şu dosya sayesinde ilk seferde upload edilecek Bitbucket'a. Ama ondan sonra biz bu ismi hemen commit'ten hemen sonra git ignore'un içerisine engelleme olarak koyacağız. Bundan sonraki dosyalar, yani o DLL dosyaları buraya eklendiği zaman
commit yapsak bile, commit işlemi yapsak bile karşı tarafa gönderilmeyecek. Çünkü source'la ilgili kısımlar değil o DLL'ler. Onu da hallettik. Şimdi save all diyelim. Ve commit işlemini artık yapalım. Onu da tekrar göstereceğim. Yine source tree'yi açıyoruz. Yaptığımız değişiklikler yine kendisi tespit edecek. Bunların hepsinin stage all diyelim. Ve şöyle diyelim. Edit.gitkeepfiles. Gitkeep dosyalarını ekledik. Daha sonradan da ilaveler olabilir ama şimdilik bir 3-4 tanesini yapmış olduk. Değişikliklerin hemen gönderilmesini istedikten sonra commit düğmesine tıkladım. İşlemi bitirdikten sonra da tekrar buna close diyelim. Source tree'yi kapatalım. Bitbucket sitesinde source'a yeniden giriyorsunuz. Burası hemen tazelenmez biliyorsunuz. Muhakkak şu source'a tıklamamız gerekiyor. Tekrar girecek olursak birkaç şeyi göstereyim. Mesela Base Components yeni oluşturduğumuz projede Generated isimli klasör var. İçine girdiğimiz zaman sadece Gitkeep'i göreceğiz bundan sonra. Birazdan ben Gitignore'a şeyi ekleyince bu Generated'in yasaklanmasını istediğimiz zaman tekrar göstereyim. Şu klasörü yasaklayacağız şimdi. Ama yasaklamadan önce bir kere gönderdiğimiz için klasör orada muhakkak kalacak. Bir örnek daha göstereyim. Test'teki bunun aynısı. Generated orada da var. Onda da sadece Gitkeep olacak. Başka buradan gösterebileceğim web'deki uploads klasöründe var Gitkeep. Bir de en baştan bakacak olursak Unity'de, Client'ta, Assets'te Assembly'yiz. Onun içerisine girersek orada da sadece bir tek Gitkeep olacak. Şimdi artık o madem bu 4 tane klasörü engellemesini yapalım. Nasıl yapıyoruz? Projemizi tekrar açıyoruz. Sevgili MOBA Gitignore dosyasını açıyoruz ve o 4 tane projeyi tek tek buraya ekleyeceğiz. Şuradan başlayalım. Bölüm source'da sevgili MOBA bunları hata yapmadan yazmak zorundayız. Burada çünkü otomatik tamamlama yok. Sevgili MOBA'nın base içerisindeki components projesi ve o projedeki generated isimli klasör. Bunu engelliyoruz artık. Bundan sonra generated içerisinde kullanılacak herhangi bir dosya gönderilmesin diye. Bir sonraki yine en baştan yazalım. Aslında kopyalayıp yapıştırsak daha iyi ama sevgili MOBA bu seferki test projesindeki aynı isimli klasör yani generated isimli klasör. Üçüncüsü yine source'da bu sefer web projeniz sevilgimoba.webprojemizdeki uploads isimli klasör. Ve son olarak da doğrudan doğruya Unity içinde olduğu için şöyle yapalım. Şu araya girelim. Unity'de bölü, client'da, assets'te ve onun içerisindeki assembly'yiz. İşte bu klasörü de artık bundan sonra bu klasörün içerisinde dosyaları da almayacak. Ctrl C ile kaydettik. Bir de şöyle kontrol edelim. Evet tamam gözüküyor. Bunu kapatabiliriz. Bunu da kapatabiliriz. Şimdi normal çalışmamıza devam edelim. Bir başka yapacağımız işlem yukarıdaki ana menü satırında build kısmında Configuration Manager açacak olursak yine epey bir önce konfigürasyon olarak debug-baran isimli ilave bir konfigürasyon hazırlamış ve onu Server Master ve Server Region için atamıştık. Bunu artık kaldıracağız. Ona ihtiyacımız kalmadı. Daha önce nasıl eklediysek onu önce yukarıdaki Active Solution Configuration kısmındaki Edit menüsünde üzeri seçili Remove diyoruz ve onu kaldırıyoruz. Artık sadece Debug ve Release kaldı. Close dedim. Şuradan yine Debug'ı seçmeye dikkat edelim. Çünkü şu kısmı o etkiliyor. Server Master'ı eğer yanındaki oktan açarsak onda da var. Ötekinlerde yoktur. Mesela Server'da ve diğerlerinin hiçbirisinde yok. Sadece Server Master ve Server Region'da ilaveten tekrar var onlar. O yüzden onlarda da Edit kısmından Debug varan Remove, Evet, Close ve Release'de kalmasın yalnız. Debug'a geri getiriyoruz. Bunu da Edit kısmından seçip siliyoruz ve ondan sonra da tekrar debug kısmına getiriyoruz. Evet buradaki işlemimiz bu kadar. Eski haline getirmiş olduk yani. Close ile onu kapattım. Şimdi yine Photon klasörümüz olan belgelerdeki software klasörü biliyorsunuz oraya koyduk Photon Server'ı. Onun içerisine girdiğimiz zaman orada bir deploy klasörümüz var. Onun içerisinde de
Server Master ve Server Region için projemiz derlenirken otomatik olarak oluşturulan klasörler bunlar. Ve hatta bunların da içerisindeki bin klasörlerinde yine projemizin derlenmesi sırasında, rebuild işlemi sırasında buraya konulan DLL dosyalarını görüyoruz. Şimdi bu sistemi değiştireceğiz. Bu iki klasörü sileceğim ben. Yalnız silebilmem için Visual Studio projemizi kapatıyorum. Kaydedilmemiş dosyalar var. Onları kaydedeyim diyor. Evet dedim. Onu kapattıktan sonra çünkü ancak bu ikisini seçip silebilirim. Başka türlü yapacağız. Buraya sadece Sebilgi Mobile isimli bir klasör açacağım. Onun içerisine Master ve Region yerine Game 1 ve Game 2 isimli bazı klasörleri oluşturacağım. Onları yapayım şimdi. Hazır buradayken yeni klasör. Bu arada şeyde bir yandan açılsın. Visual Studio. Ben klasörleri yaparken ona tıkladım. En son projemiz şuydu. Ona tıkladım. O yapsın işlemini. Ben klasör açıyor idim. İsmi yeni klasör değil tabii ki. Şey olacak. Sibilgi Mobile olacak. Bu genel isim. Demin biliyorsunuz hem Master hem Server buradaydı. Sibilgi Mobile isimli klasörün içerisine girersek orada işte 3 tane klasör olacak. Bir tanesini yapayım önce. Yeni klasör. Buna mesela Master diyeceğiz. Ve o klasörün içerisinde de tekrar aynı deminki gibi binary'ler için, DLL dosyalar için bir bin klasörü olacak. Şimdi tekrar geri gelelim. Sebilgi Mobile'ın içerisine girdik. Master var. Bundan Ctrl, Copy, V ve iki defa yapıştırdım. İçindeki bin klasörlerini bir daha oluşturmamak için kopyalama yaptım. Bir tanesinin adı Game 1 olacak. Pardon. Diğerinin ismi de Game 2 olacak. Onları da o şekilde düzelttim. Böylelikle bunları oluşturduk. Birazdan projemizin içerisinden bu klasörlerin içerisindeki bin klasörlerinde DLL dosyalarını oluşturacak komutları yazacağız. Şimdiden onun hazırlığını yapmış olduk. Sağ tarafta yine bir collapse all diyelim. Hatta şu açık dosyaları da bir kapayalım. Close all documents dedim. Solution üzerinde build klasör altında toplanmış olan kısma bir yeni proj dosyası ekleyeceğiz. Halihazırda mevcut bir Sebilgi Mobile Build Proj var. Onun yanına bir tane yine Add menüsünden şuradan New Item diyeceğiz. Text file'ı seçelim ve isim olarak şöyle bir isim verelim. Yine ötekine benzer şekilde Sebilgi Mobile Build diyelim hatta. Sebilgi Mobile Build.local.proj ismini verelim. Ve bunun içerisinde ki yapacağımız işlemler için başlangıç olarak biliyorsunuz sağ taraftan mesela diğer proje dosyasını ekrana getirecek olursam şu en üstteki proje kısmını kopyalıyorum. O aynen kullanılacak. Hazır burada varken baştan yazmayayım diye böyle yaptım. Kapattım. Buraya yapıştırdım. Paste ile. Kapatmasını da yapalım. Kendisi başka bir şey yazacak ama düzelteceğim onu şimdi. Bölü project yazalım. Şu anda biliyorsunuz renk formatlaması yok. Ctrl-C ile kaydediyoruz, kapatıyoruz, tekrar açıyoruz aynı dosyayı, lokal proje dosyasını. Şimdi formatlamasını yaptı. Araya yazacağımız şey şu olacak. Bir property grup açacağız. Bu property grubun içerisinde de bir değişken tanımlaması şeklinde debug photon deploy location isimli bir tanımlamamız var. Bunu birazdan kullanacağız. Burada değerini vereceğiz çünkü. C'de en baştan yazmamız gerekiyor. Kullanıcılar, users klasörün içerisindeki baran klasörün içerisinde documents'te belgelerim yazmıyoruz buraya. Normal şeklini yani aslında şuradan daha kolay olurdu. Hızlı bir şekilde girip mesela belgelerde software'da, photon server'da deploy'in içerisindeki Sebilgi Mobile. Şuraya tıklarsak ve bunu kopyalarsak buradan daha kolay olurdu bu. Ben de öyle yapayım o zaman. Yazacağımız şey şu. Ctrl V ile yapıştırdık ama genelde kontrol edelim. C'de users'da baranda documents'te software'da photon server klasörün içerisinde deploy klasörün içerisindeki Sebilgi Mobile. En sona şey koymuyoruz. Backslash. Evet bu böyle bir değişken. Bunu kullanacağız. Ctrl C ile kaydettik. Property group ve project kapalı. Kapandıktan sonra bu proje dosyası sadece bu kadar. Yalnız bunu da ignore ile engellemesini yaptırmamız gerekiyor. O yüzden şu ignore git ignore dosyasını tekrar açtım.
orada herhangi bir yere, şuraya olabilir. Böyle source'da Sevilgi Moba, en başta bir sayı harfimiz var. Sevilgi Moba build nokta lokal nokta proj. Bu gitmeyecek karşı tarafa. Ama Ctrl-C ile kaydettim. Kapattım. Yani şöyle yapacağız. Tekrar belgelerim Sevilgi Moba. Source'a girecek olursak şu dosya o. Bundan bir tane burada copy ve ile bir kopya oluşturdum. Şöyle yapacağım çünkü. Şu kopya kısmını silelim. En son projeden sonra nokta template diyeceğim. Bu gitignore'da bulunmadığı için karşı tarafa gönderilecek ve böylelikle kullanacak kişi sadece bunun template kısmını silip şu proje dosyası olarak kullanacak. O yüzden bunu burada bilerek bir kopyasını oluşturup sonra bir template, yani geçici dosya anlamında bunu oluşturduk. Tekrar bunu kapatıyoruz. Onunla işimiz bitti. Şimdi server region içerisine config dosyalarını oluşturacağız. Birincisini oluşturalım. Doğrudan altına, yani server region hemen altına add menüsünden new item ve code file diyoruz. Şuradan ismini de config.json olarak belirliyoruz. Bir JSON dosyası. Çok basit olacak. Ekrana getirelim ve şöyle diyelim. Bu ana dosyada sadece bir test property, iki tane property olacak. Bir tanesi bu test property. Tamamen örnek, rastgele bir değer verelim. Diğer ilave config dosyaları tarafından üstüne yazılacak olan ikinci property için burada bir dosya birleştirme işlemi yapılacak birazdan. 4 tane ilave config dosyası yapacağız. Onların her biri ayrı ayrı override property kısımlarını, bu dosyanın, bu orijinal dosyanın override property kısımlarını değiştirecekler. Test property aynı kalacak şimdi yazdığımız şekliyle. Birazdan onu da oluşturduktan sonra örneklerini göstereceğim. O zaman daha iyi anlaşılır. Bu override kısmı, evet, bu kadar. Ctrl-C ile kaydettik. Yalnız şimdi bundan 4 tane daha alacağız. Öncelikle bir klasör açıyorum yalnız. New folder. İsmi config olsun. Ve bu config'in içerisine bu config JSON'u alıp yalnız kontrol tuşuna basarsanız kopyalama yapar. Kontrol tuşuna basmazsanız taşıma yapar. Kontrole basıyorum. Artıyı gördüm. Bıraktım. Tamam. Şimdi artık şuradan devam edelim. Bundan kopyalıyorum. Önce bir hepsini oluşturayım. Kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Bir kere daha yapacağım. Ve ondan sonra da isimlerini ve iç kısımlarını düzelteceğim. En üsttekinden başlayalım. game1debug.json olacak. İsmin bu şekilde olduğu için üzerine çıktıklayayım. Ekrana gelsin. Şu üst kısmını siliyoruz. Biraz önce söyledim. Ona dokunmuyoruz. Bu dört yardımcı dosyalar sadece override property'yi değiştirecekler. Şu string kısmına da, yani property kısmına da dosyanın ismini belirtecek şekilde şöyle bir ifade yazalım. Ctrl-C ile kaydettik. Bunun bir de production için olanı var. Onu yapalım. Yine en üstten bir tane seçtim. game1.production diyorum. Yine üzerine tıklayalım. Şu kısmı silelim, üstteki. Bunu her seferinde sileceğim. Şu kısma da bununla ilgili olan bölümü yazacağım. Yani game1projection diyelim burada. Ctrl-C ile kaydettik. Şimdi game2'ye geldi sıra. game2 debug, onu yapacağız. F2'ye bastım. game2.debug dedikten sonra ekrana getirdik ve birinci kısmı siliyoruz. Sadece override işlemi için game2 debug diyeceğiz. Ctrl-C ile kaydettik ve sonuncu olarak da game2'nin production'ı, game2.production diyoruz ve onu da ekrana getirdikten sonra, evet, üst kısmını siliyoruz ve override kısmına da game2 projection diyelim. Ctrl-C ile kaydettik. Böylelikle bu config dosyalarını birazdan kullanacağız. Şimdiden onları oluşturduk. Sırada bir C# dosyası var. Yine yukarıdan bir collapse yapalım. Sonra build projesinde build klasörünün altındaki projelerden, öyle söyleyeyim.
Biliyorsunuz aslında böyle bir klasör yok. Bu sadece Solution Explorer kısmında bazı projeleri kendi altında toplamak için kullanılan bir folder. Fiziksel bir folder değil. Bunun altındaki Build Tasks içerisinde daha önceden hatta oluşturduğumuz Render Unity Client Configuration isimli ekrana getirdim. Bununla ilgili bir işimiz yok da göstermek için. Buna benzer bir render dosyası da oluşturacağız. Şöyle doğrudan doğruya render configuration olacak ismi. O yüzden add class diyorum. Aynı kısımda adını koyalım. Render configuration. Hazır gelen namespace'lerini kaldıralım. Kendimiz 3 tane ekleyeceğiz. Bir tanesi using sevgili MOBA görmedi. Sevgili MOBA ve base. Yani base projesi. İkincisi using system.input/output ve üçüncüsü de şimdilik using microsoft.build.utilities. Onu kullanacağız. Namespace'imiz tamam. Class'ımız public class render configuration. Üstelik de test cinsinden olacak. Test cinsinden olduğu zaman implement etmemiz gereken bir class var. O da execute. Onu birazdan yazacağız. Ama ona gelmeden önce birkaç tane string, public string tanımlarımız var. Bir tanesi transform file adında. Sadece get ve set kısımlarını yazıyorum property'nin. Bundan iki tane kopyalıysam, ikincisi base file, sadece ismini değiştirelim. Üçüncüsü de destination file. Yani birleştirme işlemi yapılacak iki dosya ve birleşecek dosyanın isimleri için böyle bir property oluşturması yaptık. Şimdi execute kısmını yazmaya başlayalım. Bu throw'u siliyoruz. Onun yerine şöyle diyeceğiz. Karşılaştırmamız var. Birkaç kere yapacağız bundan. Eğer file.exist değilse, şimdi yazacağım file mevcut değilse, transform file, yapmamız gereken işlem şu. log.logError parantez içerisinde formatlama için dalır işareti koyduktan sonra cannot find transform file diyoruz. Ve yazılacak değişken de burada transform file değişken olarak yerini alacak ve hemen peşinden de return false diyerek çıkıyoruz. Bunun çok benzer olduğu için şöyle kopyalıyoruz ve yapıştırıyoruz sadece bu ikincisi için. İkincisinde base file olacak. Sadece transform olan yerlerde base file, cannot find base file ve değişken olarak da base file'ı yazdırıyoruz. Böyle bir hata olacak olursa. Şimdi bir try grubu açacağız. Şuraları biraz daralttım. Şuradan başlayalım. Try parantezimizi açtık. Yine bir karşılaştırmamız var. Bu sefer directory yani klasör olarak. Eğer directory mevcut değilse hangisi? path.getDirectoryName parantez içerisinde destination file. Yine parantezimizi açıyoruz. Çünkü log.logError diyeceğiz. Yine formatlamamızı açalım. Bu sefer şöyle diyelim. Cannot find destination folder for file. Yine değişken olarak destination file yazdırıyoruz. Ve bunda da bir sonraki satırda return false ile çıkıyoruz. Şimdi catch kısmına geleceğiz. Ama catch kısmından önce bu try'da şarttan sonra yapacağımız esas yapılacak işlem var hatta. Bir store isimli variable tanımlıyoruz. New configuration store. Bunu oluşturduktan sonra store'a işlemlerimizi yapalım. Merge JSON object parantez içerisinde file.readAllText ona da parametre olarak base file'ı veriyoruz. Bu birincisi. Bunun aynısından sadece dosya ismi transform file olacak. Onu değiştiriyorum. İki defa file yok yalnız. Üçüncü olarak da file.writeAllText parantez içerisinde destination file virgül store neyse onun değerini JSON object string'e çevirip ikinci parametre olarak veriyoruz. Ve sonra da log.logMessage bu sefer error değil. Message importance en yüksek olmak üzere alt satırdan yazalım. Yine formatlama için dalır işareti içine de yapılan işlem
gerçekleştiği için rendered base file artı transform file eşittir destination file yazdırsın. Ve peşinden de madem başarılı oldu bu noktada işlem, return true diyoruz. Şimdi geldik catch kısmına. Try'dan sonra catch dedik. Yine süslü parantezimizi açtık. Log.logError formatlamayı açtık. Şöyle diyelim. Cannot render. Bu olumsuz durumda yine deminki gibi base file artı transform file eşittir değil to diyelim. Yani destination file şeklinde dönüştüremedik işlemi. O mesajı yazdırdık. Throw diyoruz. Demek zorundayız. Ondan sonra da bu dosyaya olan işimiz tamamlandı. Ve gelelim artık can alıcı noktaya. Yani söz konusu konfigürasyon dosyalarının ve diğer dosyaların oluşturulması için yapılacak işlemler için. Şöyle diyelim, yine collapse dedikten sonra önce master'dan başlayalım. Server master'dan. File save all diyeyim önce. Sonra server master'ı unload project diyerek ayırdım. Sonra sağ butona tıkladım. Onun CS projesini ekrana getirdim. En altta iniyoruz. Sağ tarafı biraz daha daraltıyorum. Sığmayacak kısımlar var çünkü. Net gözüksün. En son kısımda şurada item group bittikten sonra bir tane boş bir item group açılmış. Hatta onu silelim. Bu olmasa da olur. Çünkü item group başlıyor. İçerisinde hiçbir şey olmadan bitiriliyor. Neden böyle gelmiş hatırlamıyorum ama onu sildim. Çünkü şu araya gireceğim ben. Şöyle diyeceğim. Yine bir import açacağız. Bir proje söyleyeceğiz. Eşittir. Çift tırnak içerisinde kendisi açtı. Önce bir değişken vererek MS Build Project Directory. Onu söylüyoruz. MS Build Project Directory. Sonra bir backslash. Bir geri gidiyoruz. Oradan devam ediyoruz. Nereye gireceğiz? O ders biraz önce oluşturduğumuz Sevigimoba Build Local Proj. Projenin ismi bu. Ve sonra kapatıyoruz burayı. Peşinden Property Group açıyorum. Yalnız bir condition var. Condition var. Şöyle. Tek tırnak açmak zorundayız. Değişken için bir dolar işareti. Configuration kullanacağız. Tek tırnak kapatıyoruz. Şart için eşittir. Yani eşitse. Neyi eşitse? Debug'a eşitse. Yani debug ile ilgili bir işlem yapılıyorsa. Ki biz öyle yapıyoruz. O zaman şartımızı oraya yazdık. Peki ne olacak arada? Onu yazacağız şimdi. Post build event açıyorum bir tane. Yapılacak işlem şu. Bir X copy kopyalama, yani dosyaların bir yerden bir yere aktarılması için bir komut yazıyoruz. Yer belirtecini söyleyelim ve değişkenini. MS build this file directory. Hatta bunu değişik yerler kullanacağız. Eğer kalırsa clipboard dursun bu. Kolaylıkla yapıştırırız. Bunu söyledikten sonra bunun sonuna bir backslash koymamıza gerek yok. Kendi içinde var çünkü. Bin klasöründe devam ediyoruz tekrar. Bir daha bir dollar işareti. Yine configuration yani debug anlamında. Bu source kısmı, destination kısmını yazıyoruz. Tekrar bir yer belirteci, değişken belirteci. Debug photon deploy controller. Deploy location. Bizim biraz önce tanımladığımız debug photon deploy location. Onu yazıyoruz. Yalnız bunun sonunda backslash koymamıştık hatırlarsanız. Doğrudan doğruya master içerisindeki bin. Bu master için işte buraya kopyalayacak bütün dosyaları parametre değerlerini de bölü E, bölü Y olarak verdik. Evet, bu kadar. Şu boşluğu da alalım. MS Build This File Directory'yi kopyalamam bir anlamı kalmadı. Çünkü şu grubu kopyalamam gerekecek yeniden. Ctrl-C ile kopyaladım. Ctrl-C ile kaydettim. Çünkü bunu aynı region'da da kullanacağız. Server Master'da işimiz bitti. O yüzden Server Master'ı ilişkin CS proje kaydettikten sonra kapatıyorum. Ve eski haline getiriyorum. Yani reload proje komutu ile tekrar projeye bağlıyorum. Master normal şekline geldi. Ondaki işimiz bitti. Aynı işlemi şimdi server region için yapacağım. Server region'da unload project diyorum. Sonra onun CS projesini ekrana getiriyorum. Ve aynı kısımda en sonda yani yine şu item group bittikten sonra şu iki tane import'tan hemen önce Ctrl-V ile yapıştırdım. Diğer taraftan getirdiğimizi. Sadece şu X copy'de master yerine
Gain 1 diyeceğiz. Fark o. Üstelik de 2 tane yapacağız. Yani Ctrl D ile bir tane kopya aldım. İkincisi Gain 2 olacak. Ctrl S ile kaydettim. Yalnız devamı var burada. Şu 2 tane import'tan sonra, yani proje bitmeden, şurada proje bitiyor. Proje bitmeden hemen önce Using Test kısmımız var. Onu yazacağız. Task name eşittir. Çift tırnak içerisinde. Sebilgimoba nokta build nokta tasks nokta render configuration. Alt satırdan devam edelim. Assembly file eşittir. Önce yine bir değişken kullanacağız. MS build this file directory. Şuradan alalım diyeceğim ama nerede? Şurada var. Kopyalarsak şuraya yazabiliriz onu. MS build this file directory dedikten sonra bir geri gidiyoruz. Sonra tekrar sebilgimoba nokta build nokta tasks onun içerisindeki bin klasörü ve tekrar devam ediyoruz. Yine eğer debug veya release olup olmadığına göre bir configuration bunu belirttik ki bizimki debug. Ondan sonra da son olarak dosya, DLL dosyasının ismi sebilgimoba.build.tasks.dll. Burada bitiyor. En son kapatmamız var. Onu da yazdık. Using task'i bitirdik. Tam gözükmesi için biraz daha daraltacağım sağ tarafı. Şöyle. Tam olarak okunsun. Using task'ten sonra da bir after build işlemimiz var. Onu yazalım. Şöyle diyeceğiz. Target name eşittir. Çift tırnak içerisinde after build. Build işleminden sonra condition şartımız aynı deminki gibi. Yani bir tırnak açıyoruz. Tek tırnak. Sonra configuration diyoruz. Tek tırnağı kapatıyoruz. Eşitse yine tek tırnaklar içerisinde debug ise şartımız bu. Kapattık. Target'in içerisine render configuration açıyoruz. Önce base file yazalım. Eşittir. Çift tırnak içerisinde ve ms build this file directory duruyor mu? Duruyor. Onu yazıyoruz. Hemen peşinden de config.json. Bu base file. Hemen alt satırdan base file'ın altından bu sefer transform file için şöyle diyeceğiz. Yine dolar işareti parantezimizi açtık ve ms build this file directory config klasörün içerisine giriyoruz. Onun içerisinde de gain1.debug.json dosyanın ismi bu. Üçüncü olarak da destination file. Bunun yeri farklı. O yüzden ms build this file directory demeyeceğiz. Destination file eşittir. Bu sefer değişkenimizin ismi debug.photon.deploy.location. Bu değişkeni aslında biz tanımladık. Deploy location ve bunun sonunda backslash olmadığı için biz koyuyoruz. Gain1'de bin klasöründe bunu da deploy'in içerisinde biz açmıştık gene. Config.json olarak birleştirilmiş şeklinde buraya kaydedecek. Bunların kontrolünü de yapacağız birazdan. Ve burada bitiyor zaten işlem. Render configuration işlemi. Yalnız bunun aynısından bir tane daha var. Umarım bir yerlerde hata yapmamışımdır yazım olarak. Ctrl V'ye yapıştırdık. Bu ikincisinde sadece Game 1 yerine Game 2 diyoruz. Biliyorsunuz örnek olsun diye ikişerli yaptık game'leri. Bu da Game 2'nin ifadeleri. Ctrl S ile kaydettik. Sağ tarafı tekrar şöyle daraltalım. Burayı biraz açalım. Çünkü orada yapacağımız işlem şu. İlk olarak bunu hatta her şeyi kaydettikten sonra save all. Şu CS projeyi kapatıyoruz. Gerçi o kendisi de kapatıyor ama Server Region'ı tekrar Reload Project diyerek eski haline getirdik. Ayrıca bu hazır buradayken şu Server Master için Sabiton'a tıklıyoruz. Build Dependencies'ten Project Dependency açıyoruz. Oradan bunun bağlı olduğu proje Build Task projesi onu seçiyoruz. Aynı işlem Server Region için de geçerli. Ona da tamamen aynı işlemi yapıyoruz ve bu şekilde o da hazır hale geliyor. Son olarak yapacağımız işlem testlere, denemelere geçmeden önce belgelerim klasöründe software'da Photon Server SDK'sında deploy'in içerisindeki ve
binary 1064'ün içerisindeki Photon Server config ekrana getiriyoruz. Çünkü orada application'ları bulalım. Şurada. Daha önceden iki tane application açmıştık. Sebilgi Mobile Master ve Region. Bununla ilgili bu vaziyetteyken de pek çok denemeler yapmıştık. Şimdi artık bunu değiştireceğiz. Sebilgi Mobile Master'ın ismini aynı bırakacağız. Yalnız Base Directory'yi Sebilgi Mobile'da Master yapacağız. Yani şu kısmını siliyorum. Şöyle olacak. Sebilgi Mobile'da Master. Öbürü de ismi artık değiştirelim. Region olmasın. Sebilgi Mobile Game 1 diyelim. Madem o Game 1, Sebilgi Mobile'ın içerisindeki yine bizim açtığımız dersin başlarında Game 1 isimli biliyorsunuz bir klasör açmıştık. Onu belirtiyoruz. Yani neydi? Onu da hatırlayalım. Madem Software'da, Deploy'da Sebilgi Mobile'ın içerisindeki bakın bu klasörleri kullanıyoruz artık ve onları da şeye söylememiz lazım. Photon Server config'e söylememiz lazım. Yalnız şu Game 2 için üsttekinin tamamen aynısı olacağı için uzun uzun yazmaya gerek yok. Yapıştırıp sadece demin yaptığımız gibi Game 1 yerine Game 2 yazmamız yeterli. Ctrl-C ile kaydettim, bunu kapattım. Şu an itibariyle bütün işlemleri tamamladık. Testlere geçeceğiz. Yalnız yapacağımız işlemler şöyle. İlk olarak genelde büyük değişiklik yaptığımız zaman önce bir clean solution diyoruz. Önce hatta bir save all diyoruz tekrar. Sonra build menüsünden clean solution diyoruz. Tamamen bütün derlenmiş dosyaların tamamını kaldırmasını sağlıyoruz. O tamam. Yukarıdaki tools'tan başlıyoruz. Tools'ta build işlemi yaptırıyoruz. O işlemini başarılı bir şekilde yaptığı zaman yaptığı şey şu onun. Bütün dosyaları göster diyecek olursak. Sebilgi Mobile Tools projesindeki binde debug'da bizim kullanacağımız şu. Sebilgi Mobile Tools Excel lazım. Birazdan Base Components projesi tarafından. Sırf onun için bunu öncelikle derliyoruz. Tools tamam. Şimdi Base Components için sağ bütona tıklıyoruz ve Rebuild diyoruz. O da başarılı bir şekilde tamamlarsa işlemini yaptı. Hemen geçmiyoruz diğerine. Bu yine bu proje aynı proje seçilirken yukarıdan Show All Files diyoruz. Şu Generated'in altındaki biraz önce üretildi bu. Bunu Include Project diyerek dahil ediyoruz projemize ve bundan sonra hep bu şekilde kalacak. Tekrar Show All Files'ı eski haline getirdim. Bu tamam. Sırada Tests var. Onda da aynı işlem. Generated burada duruyor. Yalnız teste sağ butona tıklayıp Rebuild diyoruz. O da işlemini yapsın. O da tamamladı işlemini. Show all files diyoruz. Aynı şekilde onda da Generated klasörünün altında Component Interface'e sağ butona tıklıyoruz. Include in Project diyoruz. Show all files eski haline getiriyoruz ve o da tamam. Şimdi artık her şey hazır. İstediğimiz kadar yani Build Clean Solution dedikten sonra Clean Solution demeyecektim. Ama gene de bir bakalım. Base Components Generated bu duruyor. Tamam. Clean Solution demenin bir zararı yok. Çünkü bir an için sanki şu üretilmiş kodlar da gidecek diye düşündüm. Onların Clean Solution'da bir bağımlılığı yok. Tamam. Şimdi Build, Rebuild Solution diyelim. En baştan derleyecek şekle getirdik. Burada bir uyarısı var. Şunlar bizim üretilmiş kodların üzerine yazacağı uyarılar. Onlara yes dedik. Yalnız esas şurada bir uyarısı var. Unable to copy file. Users'da baranda dokumentste. Sebilgi Mobile Base diye dedi. Kopyalayamadığını söylüyor. Çünkü başka bir prosesin onu kullandığını söylüyor. Evet, burada bir dosyalara erişimle ilgili bir problem gözüküyor. MS Build'ın dosyaları kullandığına dair şu output kısmında bir uyarısı var. Onu şu şekilde bir deneme yapmak istiyorum. En güzeli. Visual Studio'yu bir kapatacağım. File Save All dedikten sonra. Sonra tekrar açacağım. Recent kısmından Sebilgi Mobile'ı seçiyorum. Evet, projeyi yeniden tamamen kapatıp tekrar açmış olduk. Burada yine fazla sayıda değişiklik yaptığımız için Visual Studio'nun bir hatası olabilir. Ama dersten sonra tekrar en baştan bir kontrol edeceğim ama şu an için dosyayı yeniden açtığımız için tamamen bir clean solution
işlemi yapıyorum. Orada herhangi bir problem çıkmadı. Sonra da tekrar rebuild solution yapıyorum. Eğer orada da bir uyarısı olmaz ise şu an için herhangi bir problem yok. Kontrolümüzü yapalım. Belgelerde software klasöründe Photon Server da deployin içerisinde bugün oluşturduğumuz yeni sistemdeki SebilgiMOBA klasörümüzde master içerisindeki dosyalar tamam. Game 1 içerisindeki diğer dosyaları tamam. Bir de config dosyasını kontrol edelim. Onu birlikte aç der, başka bir uygulama seçer. Mesela Sublime'la inceleyecek olursak birinci property dokunulmamış, öyle olması gerekiyordu zaten. O value 1 olarak kalacaktı. Override property kendi game 1 debug değeriyle değiştirmiş. Biliyorsunuz burada to override vardı esasında. Bir de game 2'ye de bakalım madem. Gerçi onda da problem olmaması lazım. Normal dosyalar var. Config JSON dosyasını eğer yine Sublime'la açacak olursak onda da game 2 debug yerleştirilmiş override olarak. Bunlarda problem yok. Şimdi birkaç değişik deneme daha yapabiliriz. Mesela bir tanesi madem şeyi çalıştıralım. Belgelerinde software'da Photon Server'ımızı bir çalıştıralım. Deploy kısmında 1064'e giriyorum. Oradaki Photon Control Exe'yi çalıştıracağım. Buradan da default kısmından Start as Application diyorum. Şu anda Photon çalışıyor. Hatta onun log dosyalarına da bir bakalım. Open logs dedim. Şu anda service is running diyor ve şeyleri de kontrol edelim. Buradan bulabilirsek şurada. Yeni sistemde yine SebilgiMOBA Master, Game 1 ve Game 2 üçü de başlatılmış. En son zaten Service is Running yazısını gördük. O hazır. Bir de Unity'yi çalıştıralım madem. Orada da gerçi düzeltmeler yapmamız gerekecek ama sağ butonuna tıkladık. Yönetici olarak çalıştır diyor. Evet dedim. Biliyorsunuz Infrastructure klasörünü devre dışı bırakmıştık Base projesinde. Onunla ilgili yani onu kullanan kısımlar Unity içinde var. Onları ayrıca düzeltmemiz gerekecek. SebilgiMOBA'da Unity'de client'ı seçiyoruz. Açılsın. Bu arada Unity için bir versiyon yükseltmesi yapmıştım. 5.3.4'ten 5.4.1'e. Onun uyarısını gösterdi. Önemli değil. O kendisi ayarlayacak zaten. Continue dedim. Açıldı. Bu hataları gösterecek. Bir tanesini tıklayalım. Bakın burada söylüyor zaten infrastructure diye. Üzerine çift tıkladım. Bunun için ayrı bir Visual Studio kopyası açılacak. Ve orada sadece infrastructure olan kısımların düzeltmesini yapacağız. Evet şu anda açıldı. Ctrl F'ye basalım ve tıkladıktan sonra buradan infrastructure'ı base.infrastructure'ı bulduralım. Bir tane şurada var. Player modül içerisinde. Sadece infrastructure'ı siliyoruz. Base'i bırakıyoruz. Bu şekilde. O zaten düzeli düzelmez. Rengi siyah renge döndü. Bir sonraki Unity System Factory kısmında. Onda da infrastructure'ı siliyoruz. Şu şekilde bırakıyoruz. Bir sonraki de Unity System Base 2. Ondaki de bu şekilde düzelttik. Sanırım evet bir tane de burada var. Burada da infrastructure'ı sildik. Ctrl C ile kaydettik. Tahmin ediyorum başka yok. Burada derleme olayı söz konusu değil. İşimizi tamamladık. Kapatabiliriz bile Visual Studio'yu. Unity'ye geri döndüğümüz zaman o kendisi hemen algılamasını yaptı. Update işlemini yapıyor kendisi. Bitirdikten sonra yalnız şurada bir clear düğmesine tıklıyoruz. Konsol kısmı tamamen temiz. Şimdi SMB kısmını de garanti altına alalım madem. Biraz önce yapsam daha iyiydi ama önemli değil. Şu SMB'lerin hepsini siliyorum. Tekrar bir hata gösterecek ilk olarak. Yeniden projeye geri dönüp
Rebuild Solution diyorum, clean demeden. Böylelikle Unity'nin kullanacağı diğer elleri tekrar baştan oluşturduk. Evet, şu anda işlemi bitirdi. Unity'ye geri döndüm. O tekrar assemblies kısmını baştan alacak. Bu işlemleri bu kadar tekrar etmemin sebebi herhangi bir noktaya atlamadan hep en son yaptığımız değişikliklerle çalıştığını garanti altına almak için. Şu anda sanırım her şey tamam. Eğer play düğmesine tıklayacak olursam burada client testin 100'e kadar saydığını, burada saksıyla bastıkça call count'un arttırıldığını, fail'e bastığımızda da şu this proves that we are no longer using dynamic proxy yazısının çıktığını görmek Unity ile ilgili kısmın şimdilik tamam olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Unity'yi kapatabiliriz artık. Projemize geri döndük. Projemizde de şey yapmayı unuttum bir tek. Şu unit testlerini çalıştıracaktık. Onu da yapalım. Resharper unit test kısmından run all tests from solution diyerek bir onu da inceleyelim. Onda da bir problem çıkarmadı. Bütün testleri başarıyla geçtik. Böylelikle bu dersimizde de bir takım yeni düzenlemeler yaptık. Bir sonraki dersimizde de bu ders kadar uzun olmayacak. Onda da bazı bir takım düzenlemeler yapacağız. Çünkü bu dersimiz zaten bir saate geçti neredeyse veya bir saate ulaşmak üzere. Onları da bir sonraki derste tamamlayalım. Ondan sonra da normal çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.